Merhaba sevgili yengeçler. 28 Nisan 4 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, bu hafta tutulma haftası. 29 Nisan'da 8 derece boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Haftaya bu enerjilerle başlıyoruz. Güneş tutulması yeni ayda meydana geliyor. Sizin 11. evinizde doğacak bu yeni ay. Tutulma olduğu için de bunun etkilerini daha uzun süre hissedebilirsiniz hayatınızda. Özellikle 6 aylık bir süre içerisinde bu güneş tutulmasının etkilerini hissedebilirsiniz. 11. eviniz özellikle sosyal hayatınız, arkadaşlarınızla ilgili konulara dikkat çekiyor. Grup çalışmaları, bazı organizasyonlar, toplumsal faaliyetler olabilir. Bunun yanı sıra işle ilgili konular, İş projeleri gündeme gelebilir. Yeni aylar yeni başlangıçları ve yenilikleri de temsil ediyor. Boğa burcu da daha çok parayla, finansla ilgili konulara, bunun yanı sıra sanat, güzellik, aşk, sevgiyle ilgili konulara da dikkat çekiyor. Özellikle aşk hayatınızı da olumlu etkileyebilir bu tutulma sevgili yengeçler. Evet, tutulmanın etkilerinin ardından 30 Nisan'da Ay İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Ay İkizler Burcu'na geçiş yapınca birazcık sosyal hayattan geri çekilebilir, biraz dinlenebilirsiniz, biraz içe dönebilirsiniz. 3 Mayıs'ta Ay Yengeç Burcu'na geçiş yapınca da enerjiniz tekrar yerine gelecek ve yine kendinizi ifade etmek isteyeceksiniz sevgili yengeçler. Bu haftanın diğer bir önemli gezegen hareketi Venüs'ün burç değiştirmesi olacak. Venüs bir süredir Balık burcunda ve sizin için oldukça olumlu bir pozisyondaydı. 3 Mayıs'ta Koç burcuna geçiş yapacak. Venüs Koç burcunda çok rahat değildir. Özellikle sevgiyle, ilişkilerle ilgili konularda biraz daha bireysel hareket edebilir. Çok paylaşımcı olmayabilir. Venüs sizin kariyer evinizde olacak. 30 Mayıs'a kadar olacak. Kariyer evinizde özellikle birazcık çalışma ortamınızda, iş arkadaşlarınız veya üstlerinizle olan ilişkilerde destekleyici olabilir. Bayanlarla ilgili konular veya sanatsal konular hayatınıza biraz daha fazla girebilir. İşinizle ilgili, kariyerinizle ilgili sevgili yengeçler. Bunun yanı sıra aile üyeleri ve ebeveynlerle de biraz daha paylaşımlarınız, sosyal paylaşımlarınız, iletişimleriniz artabilir bu süreç içerisinde. Bazı yengeçler de ev veya ofislerini biraz güzelleştirmek isteyebilirler. Eşyaların değişimi, dekorasyon veya bir tadilat gündeme gelebilir. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için lütfen günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.